Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hak'tan bu gecemizin hayra vesile olmasını niyaz ediyorum. Allah razı olsun, Maraş'ımızın kurtuluş gününde Anadolu Gençlik Derneğimizin tertip etmiş olduğu bu toplantıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Cenab-ı Hak o ruhu inşallah her zaman taşımayı bizlere nasip etsin. Ne Rıdvan hocamızı ne Sütçü imamımızı hiçbir zaman unutturmasın. Elbette onların izinden giden ülkemizi ve bütün İslam alemini yeniden dünyada hak ettiği yere oturtan, çalışmalara öncülük eden Erbakan hocamızı da bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak onu da rahmetiyle muamele eylesin. İnşallah bizim için açmış olduğu yolda bize cesaret ve sabırla yürümeyi nasip etsin. Muhterem kardeşlerim, önemli bir günü hatırlıyoruz. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun, daha doğrusu imparatorluk tabiri biraz emperyalizmi hatırlattığı için hoşuma gitmeyen bir tabir, Osmanlı Devleti'nin maalesef 1918'den sonra tarihe karışmasının, son bulmasının hatırasını da birlikte yaşıyoruz. Tekrar inancımızın gereği olarak ülkemizin güçlenmesini, bütün İslam alemini önderlik etmesini, Müslümanların şu anda çekmiş olduğu bütün sıkıntılardan, kan ve gözyaşından kurtulmasını niyaz ediyoruz. Ama bu böyle sadece ellerimizi açıp Cenab-ı Hakk'a dua etmekle hallolacak bir mesele değil. Biraz önce Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanımız Salih Bey'in de ifade ettiği gibi biz bütün meselelere çok daha farklı bir açıdan yaklaşmaya mecburuz. Heyecana ihtiyacımız var. Gençlerimizin heyecanına ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda da bizim bugün içinde bulunduğumuz şartları iyi değerlendirmeye, bu şartları dikkate alarak hazırlık yapmaya da ihtiyacımız var. Bir ordu mücadeleye girerken kendi imkanlarını bildiği gibi karşı tarafın imkanlarını da, niyetlerini de, stratejik konumu da, o mücadelenin yürütüldüğü arazinin şartlarını da, herkesin elinde bulundurduğu silahların gücünü, teknolojisini de bilmek mecburiyetindedir. Moral yapısını da bilmek mecburiyetindedir. Eğer bunlar dikkate alınmadan sadece ayağa kalkarsak, bugünkü şartlar altında arzu ettiğimiz neticeyi elde etmemiz kolay kolay mümkün olmaz. Biz inançlı insanlarız elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın kadiri mutlak olduğuna inanıyoruz elhamdülillah. Ancak aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın da bir sebepler alemi olduğunu da biliyoruz. İnsan eşref-i mahlukat olarak yaratılmış. Cennette yaratılmış. İstediği her şey cennette kendisine lütfedilmiş. Ancak belli bir noktada hataya düşünce de bu yeryüzüne indirilmiş. Orada bulunan bütün nimetlerin benzeri burada var. Orada bir nimet gönlünüzden geçtiği zaman sizin önünüze hiçbir zahmete katlanmadan hazır gelirken, siz eğer bu dünyada bir nimet isterseniz onun için gerekli çabayı göstermek mecburiyetindesiniz. Basit bir misal söylüyorum genelde. Cennette pişmiş armut aklınıza gelse, pişmiş armut hemen önünüze gelir.
Ama siz bu dünyada pişmiş armut isterseniz, armut ağacını yetiştirmeyi, aşılamayı, meyvesinin olgunlaşmasını bekleyeceksiniz. Sonra dereceksiniz. Sonra bir kazan su kaynatıp armudu içine koyup pişireceksiniz. Ha, ondan sonra yiyeceksiniz. Bunları yapmadan pişmiş armut bu dünyada önünüze gelmez. Biz ciddi bir mücadelenin içindeyiz şu anda. Dünyamız yanıyor. En çok da ateş İslam ülkelerine düştü. İşte Irak, işte Suriye, işte Mısır, işte Libya, işte Sudan, işte Yemen, Afganistan, Moro, Keşmir, saymakla bitmiyor. İşte kendi ülkemiz. Her tarafta kan ve gözyaşı var. Çırpınıyoruz. Bir türlü netice alamıyoruz. Neden? Çünkü içinde yaşadığımız dünyayı maalesef bilmiyoruz. Sizler ve bizler değil. Üzülerek ifade ediyorum. İslam alemini yönetenler de bilmiyor. Bilseler bile gerekli tedbirleri almıyor. Tedbir diye sırtını kendisine harçelleyen insanlara, ülkelere dayıyor. Ondan sonra da netice bekliyor. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Şu anda biz üzerimize düşen görevleri bir hakkın yerine getirmiyor. Çünkü içinde yaşadığımız dünyanın nasıl bir dünya olduğunu düşünmüyoruz, araştırmıyoruz. Her tarafta kan ve gözyaşı var. Bundan 300 sene önce böyle değildi. Osmanlı dünyanın en satvetli devletlerinden bir tanesiydi. İnancı vardı. Başında bir lideri vardı. İnancının gereğini yaparak mücadele ediyordu. Ama zaman içinde zayıfladı. Gücünü kaybetti. Topraklarını kaybetti. En sonunda tarihe karıştı gitti. Nasıl oldu? Neden oldu? Neyi eksik yaptı? Neyi yapamadı, halledemedi? Karşıdan gelen tehlikeyi nasıl oldu göremedi de bu hale düştü? Biz bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Çok teferruata girecek değiliz. Ama mutlaka ana hatlarıyla içinde yaşadığımız dünyanın nasıl bu hale geldiğini bilmek mecburiyetindeyiz. Ne kadar geriye bakarsak, öyle diyor tarihçiler, o kadar ileriyi görürüz. Ama biz çok eskilere gitmek istemiyorum. Takriben 120 sene geriye gittiğimiz zaman bugünün temellerinin o tarihte atıldığına şahit oluyoruz. Niye 120 sene? Kesin bir rakam. Çünkü 1897 yılında, tam 120 sene önce, İsviçre'nin Basel kentinde Theodor Herzl denilen bir adam, Yahudi hahamlarını, düşünürlerini, ileri gelenlerini topladı ve kendilerine vaat edildiğine inandıkları topraklara yerleşebilmek için karar aldı. Bu mücadeleyi başlattı. O zaman Osmanlı Devleti vardı. Sultan Abdülhamit Han kendisine gelen bu talebi reddetti. Oradan müsbet bir netice alamayacağını görünce bu sefer bir takım hazırlıklara girdiler. Şu kararları aldılar. Dediler ki bu hanı indireceğiz tahtından. Yerine gelecek hükümdar da aynı istikametle davranırsa ne olacak? O zaman Osmanlı'yı yıkacağız. Tamam ama Osmanlı'yı yıksak ne olacak? Bu bölgede Müslümanlar yaşıyor. O zaman da İslam'ı ortadan kaldıracağız. Bunlar laf değil. Bunlar hedef. Ve bunları gerçekleştirdiler. Theodor Herzl kendisi yaşayamadı bunları görebilmek için. Ama yerine gelen Emanuel Caruso isimli bir İtalyan Yahudisi Selanik'e yerleşti. İttihat ve Terakki'yi kurdu. Arkasından meşrutiyet ilan edene kadar çarpıştı, çalıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra da Sultan Abdülhamit Han'ın hal kararını Müslümanlara aldırttı. Biz inançlıyız.
ulemamız var. Ne diyoruz ki? Ümit ediyoruz ki bütün bu gelişmeleri onlar görürler, bilirler, tedbir alırlar. Alamadılar, göremediler, bilemediler. Sonunda Osmanlı 1914'te Birinci Cihan Harbi'ne girdi. 1918'de de yıkıldı. İşte Maraş ilk istiklal mücadelesinin başladığı tarihi bize hatırlatıyor. Biz böyle bir esaret altında yaşayamayız dedi Maraşlılar. Cenab-ı Hak makamlarını cennet etsin. İstiklal Harbi başarıyla neticelendi. Ancak İstiklal Harbi'nin başarıyla neticelenmesi bizim hedefe ulaştığımız manasına gelmiyor. İstiklal Harbi'ni başarıyla bitirdik sayılır. Her cephede ciddi adımlar atıldı. Sonunda 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Ama müstevli devletlerle bir anlaşma yapılamadı. Öyle şartları ileri sürdüler ki İnönü geri döndü. Ben bu şartları kabul edemem diye. İşte o noktada da Hayyum Nahum Efendi diye bir başaham devreye girdi. Osmanlı zamanında da başhahamlık yapmış. Osmanlı'dan sonra da Mısır'da başhahamlık yapmış bir Yahudi. Baktı ki anlaşamıyorlar. İki tarafı ikna edecek deliller getirdi. Batılılara dedi ki bunlarla fazla uğraşmayın. Bunlar ölümüne çarpışmaya razılar ve hazırlar. Ancak sizler galipsiniz, doğru. Ölümüne çarpışırlarsa belki burayı yeniden istila edersiniz ama çok zayiat verirsiniz. Anadolu'ya da geldi dediler ki bunlar karar vermiş çarpışacaklar. Siz de ölümüne çarpışmaya hazırsınız ama galipler ellerindeki silah gücü, asker gücü sizden çok fazla. Yok olduktan sonra sizin bu çarpışmanız neye yarar? Gelin anlaşın. Hiç olmazsa bir vatan edinin. Sonra güçlenirseniz istediğinizi yaparsınız dedi. Hayyum Nahum Avrupalıları ikna ederken de şu ifadeleri kullandı. Bunlar bağımsızlıklarını kazandıkları zaman güçlü olmamaları için size tavsiyem bunları aç bırakın, işsiz bırakın, borca esir edin. Fakat en önemlisi ne yapıp dinlerinden uzaklaştırın. Bunlar genel manada yapılan telkinlerdi. Dikkate alınıp alınmayacağı belli değildi ama 1924 yılında Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra bakıyoruz ki halifelik lağvedildi. Medreseler, tekkeler kapatıldı. İslah edilmedi, kapatıldı. En önemlisi harf devrimi yapıldı. Tarihimizle, geçmişimizle aramıza uçurumlar açıldı. Ben yüksek tahsili yapmış bir insanım. Ama babamın yazdığını okuyamayan bir insanım. Siz eğer Osmanlıcayı öğrenmek istiyorsanız aynen İngilizce, Fransızca öğrenir gibi adeta onu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sadece harfler değişmedi, kelimeler de değişti çünkü. Mefhumlar da değişti. Onun arkasından anayasadan İslam dini çıkarıldı. Kıyafet devrimi yapıldı. Ezan Türkçeleştirildi. İslam eğitim kalmadı, bitti. Okullar, medreseler de kapatıldığı için, tekkeler kapatıldığı için Türkiye'de adeta üzerimize bir ölü toprağa serildi yıllarca. Evet, bu belli bir zaman devam ediyordu ama bu ülkeyi yıkan, Osmanlı'yı yıkan, yıktıktan sonra bu bölgeyi yeniden parçalamak, parsellemek isteyenler
onlar da emellerine o tarihte ulaşamamışlardı. Çünkü akıllarından geçen o Siyonist idealin hedefinde bulunan bir İsrail devletinin kurulmasıydı. Bunu galip devletlere de empoze etmişler. Hatta bunu bir deklarasyon haline bile getirmişlerdi. Meşhur Balfour Deklarasyonu diye geçen mektup İngiliz hükümetinden Lord Churchill'de yazılan mektup diyor ki harpten sonra İngiltere Filistin topraklarını işgal edecek, orada bir Yahudi devletinin kurulmasına destek verecektir. Çalışmalar o istikamette yapıldı. Başarılı olamadı. Haritalar çizildi, gerçekleştirilemedi. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar ve bölgeyle ilgili haritalar da çizildi. Ama bu haritalar belli mihraklar tarafından kabul görmedi. Başta Amerika olmak üzere. Neticede İkinci Cihan Harbi'ne sıra geldi. İkinci Cihan Harbi'nde tekrar her ne kadar Türkiye bu harbe girmediyse de Orta Doğu'da büyük bir kargaşa meydana geldi. İşte o zaman 45'ten sonra hem İsrail Devleti kuruldu, hem de İsrail Devleti'nin güvenliğini sağlayacak ulusal dünya çapında müesseseler kuruldu. Birleşmiş Milletler bunlardan birisidir. NATO bunlardan birisidir. Birleşmiş Milletler'in yan kuruluşları, bilmem insan hakları mahkemeleri, adalet mahkemeleri bunlardan ibarettir sadece. İsrail'in güvenliğini sağlamak için. Şimdi Cumhurbaşkanımız arada sırada söylüyor. Bütün dünya beşten büyüktür diye. Doğru da beş her şeye hakim. Kimse de değiştiremiyor. İsrail'in kuruluş kararını da veren onlar, onun güvenliğini sağlayacak olan yine onlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte yeni bir dünya 1945'ten sonra doğdu. Bizim sınırlarımız da bugünkü haliyle kalmak üzere. Uzun bir zaman soğuk savaş devam etti. Komünist blok, bilmem kapitalist blok diye ayrıldılar. Ancak sonunda komünizm dağıldı. Bugünkü çağa gelirken yeni bir dünya arayışı başladı. Şimdi biz işte bu arayışın içinde bulunan yılları yaşıyoruz. Bu arayış İsrail'in sadece bugünkü sınırlarını korumak maksadıyla yapılmıyor. İsrail'in kendi inancı gereği arz-ı mev'ud, kendisine vaat edilmiş olduğuna inandığı topraklara yerleşmek için şimdi yeni bir arayışa başlandı. Herkes başka şeyler söylüyor. Türkiye ile ilgili, Irak'la ilgili, Suriye ile ilgili, İran'la ilgili, Rusya ile ilgili. Amerika'nın hedefleri var, Avrupa Birliği'nin hedefleri var. Bize göre bizim hedeflerimiz var. Ama şunu biz unutmayalım. Hedefte olan esas İslam alemi. Her ne kadar komünistler ve kapitalistler ayrılmış olsa da bugün bunların arasında hala bir rekabet var. Bir tarafta Amerika ve Avrupa, Avustralya, Japonya, öbür tarafta Rusya ve Çin. Çin akıl almaz bir şekilde büyüdü. Amerika ile rekabet edecek kadar zenginleşti ve güçlendi. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz maalesef. Bu güçlenmenin arasında İslam alemi, ister komünist blok, isterse kapitalist blok olsun, hedef olarak seçildi. Çünkü Müslümanlar Fas'tan Endonezya'ya kadar çok geniş bir alana yayılmışlar. Dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz rezervleri Müslüman topraklarda. İşte buraları Batı ne Müslümanların kullanmasına ne de başkalarının kullanmasına izin vermek istemiyor. Bunlara ilaveten Müslüman aleminde çok zengin stratejik madenler var. Uranyumundan boruna kadar. Bunların da başkalarının eline geçmesini istemiyorlar. Ama
istemedikleri en önemli şey nedir biliyor musunuz? En önemli husus İslam ülkelerinin güçlenerek bunların karşısına çıkması. En önemli konu bu. Müslüman ülkelerin güçlenmesini, birleşmesini arzu etmiyorlar. İşte bunun önünü kesebilmek için çareler aradılar. 11 Eylül hadiseleri, Amerika'da meydana gelen ikiz kulelere uçaklar çarpmış, Pentagon'a gitmiş, bu uçak bodozlamasına affedersiniz girmiş, darmadağın etmiş ortalığı. Müslümanlar onları Cenevinden vurdukları için Bush Haçlı Seferi ilan etmiş. Arkasından bu mücadeleyi, bu Haçlı Seferini o kadar önemsiyor ki bu Haçlı Seferinin önüne İkinci Cihan Harbi'nden sonra bizim meydana getirdiğimiz değerler engel oluyor. Bu engelleri de kaldıralım diyor. Ne demek istiyor? Bundan sonra insan hakları diye bir şeye riayet etmeyeceğim. İşkence artık benim metotlarımın içine girdi. İşkenceyi dünyanın en gelişmiş kabul edilen ülkesi işkenceyi meşru sayıyor. Yetmiyor. Hukukun üstünlüğü de beni bağlamayacak. Neden? Ben gerektiğinde sokakta yürüyen bir Müslümanın tavrını beğenmezsem onu terörist ithamıyla alıp hapse atacağım. 15 sene araştırıp delil bulamamama rağmen hapisten de çıkarmayacağım diyor. Buna da herkes rıza gösteriyor. Biz bugün böyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte bunun içinde Müslümanların güçlenmemesi, bir araya gelmemesi, sahip oldukları değerleri ihya etmemeleri için çeşitli yollara başvuruyorlar. Bunlardan en basit iki tanesi, birisi mezhep farklılığı, öbürü etnik farklılık. Bizim bölgemize geldikleri zaman diyorlar ki bize siz Türksünüz, üstünsünüz. Araplara diyor ki siz Necip milletsiniz. Bunlar geldi sizi yıllarca, asırlarca sömürdü. Kürtlere diyor ki ya sizin dünyada herkesin bir devleti var, sizin yok. Hadi bizi birbirimize kırdırıyor. Silah kendi veriyor. Hem de üç bölgeye birden veriyor. Araba da veriyor, Türklere de veriyor, Kürtlere de veriyor. Ya Kürtler bizim kardeşimiz. Aynı inancı paylaşıyoruz. Asırlarla biz, asırlarca birbirimizi kavga etmemişiz. Biz Osmanlılar olarak Türklük ismini bile kullanmamış, hiçbir zaman Arapları veya başka bir ülkeyi sömürmemiş bir milleti sömürgeci diye tarif ediyor. Halbuki Osmanlı Arapları her zaman kavmi Necip olarak görmüş. Onlara hizmet etmeyi bir şeref addetmiş zihniyete sahipler. Bu yetmedi. Gidiyor Afganistan'a, orada Türklük yok. Orada diyor ki bir kısmına sen Peştunsun, sen Özbeksin, sen Taciksin. Hadi onların da her tarafı kendisi silahlandırıyor. Niye? Çünkü biz çarpışa çarpışa birbirimizi kıracağız, yumuşak bir lokma haline geleceğiz. O yetmiyor, arkasından da diyor ki siz ne ya Müslümanız diyorsunuz. Müslümanlık öyle basit bir iş değil ki. Aslında girin bakın, hadis-i şeriflerin içinde bugün kabul edilen bir sürü hadis-i şerif var. Ben bunların hiçbir tanesine ehemmiyet vermem. Bizim aramıza hem mezhep farklılıklarını sokuyor, Sünnisin, Şiisin, yetmiyor Selefisin diye. Öbür taraftan da gidiyor raporlar hazırlıyor. Ya bu Müslümanları biz içeriden nasıl çökertiriz? Nasıl olur da bunların inancını sarsarız? O raporlarda diyor ki bir tanesi 2004 yılında neşredilen meşhur, ben isim veriyorum gençler hatırınızda kalsın, yeri gelirse bakın diye. O raporlardan birisinin adı Sivil Demokrat İslam. Bir Yahudi kadın yazmış. Halil Zat diye Amerika'nın Afganistan'daki ilk Afgan asıllı büyükelçisinin hanımı. Yahudi asıllı bir hanım. O diyor ki biz İslam'ı bu haliyle bırakamayız. Bu gericilik olur. Mutlaka bu asra uygun hale getirmemiz icap eder. Onun için hadis-i şeriflerden başlamamız lazım. Müslümanları tasnif ediyor.
birçok gruba ayırmış. Ama laik Müslüman demiş, radikal Müslüman demiş ama temelde Müslümanlar arasında iki grup vardır diyor. Bunların bir grubu yenilikçidir. Bir kısmı da gelenekçidir. Çoğunluk geleneğine bağlıdır. Ama yenilikçiler pek kabul görmez. Biz onları destekleyelim. Neden? Çünkü yenilikçiler İslam'ı bu asra uydurmaya çalışırlar. Onların üzerinde oynayabiliriz. Onların eserlerinin yaygınlaşmasına destek verelim. Üniversitelerde kürsü sahibi olmalarına destek verelim. Gazetelerde köşe yazarı olmalarına destek verelim. Bunların kitaplarını bastırıp gerekirse bedava dağıtalım. Şimdi siz televizyonları seyrediyorsunuz. Mangalda kül bırakmayan o kadar isminin başında profesör var ki akıl almaz. Ne hadis-i şerif tanıyor, ne Peygamber Efendimizin siyerine itibar ediyor. Arapça bilmiyor, Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kalkıyor. Niye? Yenilikçi. Ne için yapılıyor bu? Bu bizim aramıza fitne sokabilmek, inancımızı zaafa sokabilmek için yapılıyor. Buradaki adam bunu ben keşfettim zannediyor. Bilmiyor ki onun düğmesini kontrol eden Amerika'da Rand Corporation'da bir adam, bir kadın veya. O yetmiyor, 2006 yılında bir rapor daha neşrediyor. Yenilikçiler şimdi neşvi nema bulmaya başladı. Çoğaldılar. O halde biz İslam ülkelerinde ılımlı Müslüman ağını nasıl oluştururuz? Bakın ben size ne anlatıyorum? Benim anlattığım hikaye değil. Ben Anadolu gençlik mensuplarına hitap ediyorum. Anadolu gençlik mensupları genelde üniversitelerde okuyan, kafası çalışan, meseleleri eline boyuna mütalaa etme kabiliyeti olan insanlar olarak sizlere özellikle hitap ediyorum. Bunları siz kendiniz bizatihi tetkik edip öğrenmezseniz, farkına varmazsanız Allah muhafaza etsin, biz kendi geleceğimizi kendi elimizle karartabiliriz. Bilerek, düşünerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bilgi büyük bir hazinedir. Onu unutmayalım. Bunun için söylüyorum. Yani içinde yaşadığımız şu coğrafyada ve içinde bulunduğumuz bu yıllarda ortalık kan gölüne döndü. Ama dikkat edin, bütün oyun İslam coğrafyasında yaşanıyor. Eskiden başka yerler vardı. Kore vardı, Vietnam vardı, Güney Amerika vardı, Güney Afrika vardı, başka yerler vardı. Şimdi nerede bir problem varsa bakın, Müslümanların yaşadığı bölgeler. Bu bir tesadüf değil. Bu planlı ve programlı olarak geliştirilen bir hareket. Ne için? Bir, kendi dinimizi zayıflatmak. Dinimiz üzerinde tereddütler meydana getirebilmek için. Bunda başarılı olmaları mümkün değil. Neden? Çünkü bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bizzat kıyamete kadar kendi koruması altında olduğunu vaat etmiştir, beyan etmiştir. Kimse onu değiştiremez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun son peygamberidir. Onun hem hayatı, hem hadisi şerifleri, hem sünneti günümüze kadar en ince teferruatıyla incelenip getirilmiştir. Dünyada herhangi bir tarihi belgeyi alın, hadisi şeriflerin uyguladığı metotları uygulayın, hepsini çöpe atarsınız. Niye? Çünkü burada gösterilen titizlik hiçbirinde gösterilmemiştir. Bir adam bir hadis-i şerif mi rivayet ediyor? Önce o adamı tanımışlar. Sen kimsin? Doğru söyler misin? Hafızan güçlü mü? İlim erbabı mısın? Sana güvenilir mi? Atı bile bir tasın içinde onun sanki buğday varmış, arpa varmış gibi kandıran adama, atı kandıran beni kandırabilir diye itibar etmemiş. Hadis-i şerifler öyle kolay toplanmamış. En sağlam delillere dayanmış. Bir kişi mi, iki kişi mi, çok insan mı onu rivayet etmiş? Hepsine bakmışlar. Onun için bizim dinimizin dayandığı temelleri aklı selim sahibi hiçbir Müslüman terk edemez. Diğerleri ne kadar çalışırsa çalışsınlar,
kendi bilgisizliklerinin, cehaletlerinin içinde kaybolur, boğulur giderler. Ama iş geliyor siyasi tarafa. Bu ülkeyi sadece alimler yönetmiyor. Bu ülkeyi yöneten siyasiler var. Bu siyasilerin takip edecekleri yol ve metot bizim ya önümüzü tıkayacak ya önümüzü açacak. Şu gün İslam alemine baktığımız zaman bu oyunların bugüne kadar başarılı olduğunu görüyoruz maalesef. Müslümanlar birbirini kırıyor. Ben tam dediğim gibi biraz önce, Türk'tür, Kürt'tür, Arap'tır, bilmem Peştun'dur, Tacik'tir, şudur budur diye biz birbirimizi kırıyoruz. Sünnidir, Şii'dir, Selefi'dir diye gene birbirimizi kırıyoruz. İnsanlar oturup da bir an düşünmüyor, yahu biz niye birbirimizi kırıyoruz? Elimizdeki silahı bizim elimize kim tutuşturdu? Biz niye buna kanıyoruz diye düşünmüyor genelde maalesef. Şimdi biz uyanmak mecburiyetindeyiz muhterem kardeşlerim. Bu hadiseler cereyan ederken bizim gibi başkaları da bir arayışın içine girdiler. Bunu unutmayın. Osmanlı yıkıldı. Halifelik kalktı. Bu sefer hiç olmazsa bir halife olsun diye halife hareketleri, halifelik hareketleri başladı. Başarıya ulaşamadı. Sonra Pakistan'da, o zaman Hindistan'da mevdudi bir hareket başladı. Mısır'da Hasanül Benna bir hareket başlattı, İhvan hareketini. Türkiye'mizde de 1950'lerden sonra başladı ama esas şekillenmeye 69-70'den sonra başlayan Milli Görüş hareketini de Necmettin Erbakan hocamız başlattı. O bizim için önemli bir örnek. Neden? Çünkü ilk defa dünyada bu hareketi bütün yönleriyle ele alan bir insan çıktı ortaya. Nasıl çıktı? Önce biz içinde bulunduğumuz memleketimizi yaşanabilir bir hale getirmemiz icap eder. Bu ülkenin yaşanabilir bir hale gelmesi. Yani içinde yaşayan insanların ülkelerinden memnun olmaları için. Birinci şart, ahlaki ve manevi değerlerinin mutlaka güçlendirilmesi gerekir. İnancımızın güçlendirilmesi gerekir. Olmadan olmaz. Zaten siz bugünkü şartlarda güçlü bir imana sahip değilseniz kimle mücadele edeceğinize baktığınız zaman, ben buna çok rastladım. Kim var karşımızda? Amerika. Başka Avrupa. Başka Rusya. Başka Çin. Ya aklını başına al. Bunlardan birine sırtını dayamadan nasıl mücadele edeceksin? Adamın ilk sözü bu. Niye? Adam belki okuyor ama la kuvvete illa billah ne olduğunu bilmiyor, hatırlamıyor. Biz inanıyoruz ki kuvvet ve kudret sahibi, yegane kuvvet ve kudret sahibi Cenab-ı Hak'tır. Sen o yola baş korsan, sebebe tevessül edersen, gayret gösterirsen, fedakarlık yaparsan Cenab-ı Hak sana zaferi nasip eder. Hem de hiç beklemediğin bir anda, bir zamanda. Onun için Erbakan Hoca oradan başladı. Önce ahlak ve maneviyat ihya edilecek. Çocuklarımız inançları üzerine yetiştirilecek. Sonra biz insanız. Demin dedim, dünyada yaşıyoruz. Sebepler alemindeyiz. Eğer biz karşımızdaki düşmanlarla bizi yok etmek isteyen, ortadan kaldırmak isteyen veya inancımızı değiştirmek isteyenlerle mücadele edeceksek en az onlar kadar kuvvetli silahlara sahip olmak mecburiyetindeyiz. Sanayiye sahip olmak mecburiyetindeyiz. Teknolojiye sahip olmak mecburiyetindeyiz. İlim Müslümanın yitik malıdır denmesi de buradan kaynaklanır. Gider alırız. İlim Çin'de olsa bile olsa gider alırız. Ve bu asrın silahlarıyla silahlanırız. Olmadan olmaz. Onun için Erbakan Hoca bu harekete başladığı zaman ilk ortaya koyduğu ağır sanayi hamlesiydi. Ondan sonra yüzlerce sanayi tesisinin temeli atıldı. Anadolu adeta
fabrikalarla doldu. Ancak bu gidişattan endişe duyanlar hocanın önünü en az 4 kere kestiler. Milli Nizamı 71'de kapattılar. Milli Selamet 3 kere iktidar oldu. 80 ihtilaliyle Milli Selamet'in önünü kestiler. İhtilal, 80 ihtilali çok önemli bir ihtilaldir. Neden? Çünkü 1980 ihtilali dünyada muhalefete karşı yapılan ilk ihtilaldir. Ne İnönü'ye ne Demirel'e karşı yapılmıştır. Neden? Biz ihtilalden bir hafta önce mecliste 22 kişiydik sadece Milli Selamet Partisi milletvekilleri olarak. Ama Hayrettin Erkmer'i şimdi hayattan ayrıldı. İsrail'le münasebetleri kesmediği için Dışişleri Bakanlığı'ndan indirdik. Arkasından da gittik. Kudüs bizim en önemli davamızdır diye Konya'da bir miting yaptık. Kenan Evren de ihtilalden sonra gitti. Erzurum'da dedi ki ya biz bunlara nasıl müsaade ederdik? Elbette ihtilal yaptık dedi. Onun için biliyoruz ki muhalefete karşı yapılan bir ihtilaldir 1980 ihtilali. Dikkat ederseniz, hatırlarsanız tabii buradaki gençler ne dikkat edecek ne hatırlayacak, bakıp tarihi okuyacak. İhtilalden sonra iktidarda bulunan veya ana muhalefet partisinden kimse içeride kalmadı. Sadece biz kaldık, bir de o zaman ülkücüler kaldı. Bu ihtilalin ne hedefi gözettiğini anlamamız bakımından önemli. Sonra beraat ettik, çıktık, Refah kuruldu. Öyle bir şey oldu ki biz 1989'dan itibaren Kahramanmaraş dahil 5 belediyeye aldık. Elhamdülillah arkadaşlarımızla beraber belediyecilikte bir çığır açtık. Sonra 1994 yılında da 29 belediye alındı. Türkiye nüfusunun %75'inin yaşadığı ve birdenbire Refah belediyeciliği tarihe mal oldu. 91'de bundan dolayı meclise girdik. 95'te Türkiye'nin en büyük partisi olduk ama en büyük dediğin %22.2. İktidar olduk, koalisyon iktidarı. İki temel adım Türkiye'nin şeklini değiştiriyordu. Bir, milli gelirin adil dağılımı babında Erbakan Hoca gelir gelmez memura %135 zam verdi. %50 ile başladı. Yıl sonuna kadar tamamladı %132-135. Çiftçiye %150-110. Pancara %250. Fındığa %250-300. Bu zamlar karşısında bir hareketler ne oldu? Önce bu hoca bu işi bilmiyor, batacak zannettiler. Sonra baktılar ki denk bütçe yapılıyor. Vay canına. Bu adamın önünü biz çabucak kesmezsek bu adam iktidara tek başına gelir. Sonunda başımızın belası olur. En kısa zamanda indirmemiz lazım dediler. İkinci önemli adımı neydi? Erbakan Hoca bir koalisyon iktidarında Dışişleri Bakanı bizden olmamasına rağmen tek başına çıktı. O güne kadar hiç tanışmadığı, karşılaşmadığı 7 devlet başkanıyla konuştu, ikna etti, D8'leri kurdu. 15 Haziran'da D8'ler kuruldu, imza atıldı. Hoca 1997'de ancak 15 Haziran'dan sonra istifa ederek hükümetten ayrıldı. Tansu Çiller başbakan olacağı ümidiyle. Ne anlatıyorum size? 2 tane dev gibi hamle yapıldı. O zaman telaşa kapıldılar. Dediler ki bu böyle gitmez. Bunların önünü ihtilalle kesmek yetmiyor. Daha güçlü geliyorlar. Bölmemiz lazım. Talat Alman. O da öbür dünyaya gitti. Yazısında 1995'te diyor ki en az 2'ye böleceksiniz. Yetmez, 3'e bölmenizi icap eder. Gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bunlar hep kendiliğinden oldu zannediyoruz. Kendiliğinden olmadı. Öyle planlandı, öyle olduruldu. Erbakan hocamız sonra bizim hayatımızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Şimdi geldiğimiz noktada bu karışıklığın içindeyiz. Bir taraftan inancımız zaafe uğratılıyor. İnancımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan aramıza fitne sokuyorlar. Irkçılık fitnesini bizi birbirimize kırdırıyorlar. Öbür taraftan aynı şekilde bizi mezhep farklılıklarıyla kavgaya tutuşturuyorlar.
Şia yeni mi çıktı? Yok. 1400 yıldır var. Yeri gelmiş, çarpışmalar olmuş. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki Osmanlı ile İran sınır komşusu olmasına rağmen 400 yıl harp etmemiş. Niye? Harp siyasi bir iş aynı zamanda. Biz bir harbe tutuşursak ondan hangi faydayı elde edeceğiz? Bize esas hasım olanlar, bizi topyekün yok etmek isteyenler hangi faydayı sağlayacak? Onu hesaba katmadan bir iş yapılamaz. Muhterem kardeşlerim, işte bu sıralarda değişiklikler oldu. Bugünkü arkadaşlarımız AK Parti iktidara geldiler. Birçok icraatlarda bulundular. Bazı olumlu adımlar attılar. Hiçbir şey söylemiyoruz. Yani İmam Hatip okulları açıldı. Kur'an kursları açıldı. Müfredat henüz bizim söylediğimiz noktada değilse bile güzel adımlar. Başörtüsü problemi halledildi. Üniversitede kızlarımız artık bir sıkıntıyla karşılaşmıyor. Devlet dairelerinde de birçok yerlere giriyorlar. Şuradan emin olun. Ne başörtüsünden ne Müslümanın namazından batılılar rahatsız değil. Batılılar kendi menfaatlerine mani olacak kadar güçlenen Müslüman ülkelerden rahatsızlar. Bunu bilin. Erbakan hocamızın demin iki şey söylemiştim. Birisi ahlaki ve manevi kalkınma, öbürü de maddi kalkınmadır diye Anadolu fabrikalarla dolmuştu. Üçüncü hedefi neydi? İslam Birliği'nin kurulması. Biz ne kadar güçlenirsek güçlenelim, şu anda karşımızda bulunan muhalefeti dünyada gördüğümüz zaman Amerika'sını, Avrupalısını, bizim tek başımızla bunlarla mücadele etmemiz beklediğimiz neticeyi doğurmayabilir. O halde biz İslam Birliği'ni kurmaya mecburuz. İlk adımını D8'leri kurarak attı Erbakan hocamız. Arkasından da hedef olarak şunu gösterdi: bu yetmez. Biz diğer bütün Müslüman ülkeleri bu çatı altında toplamak mecburiyetindeyiz. 60 ülkeyi yaklaşık 57 tane. O da yetmez hatta. Bugün dünyada ezilen ve sömürülen birçok ülke var. Onları da toplamalıyız. Biz müstevlilere karşı, emperyalistlere karşı, sömürge zihniyetini taşıyan, bizim üzerimizde tahakküm kurmak isteyenlere karşı el birliğiyle mücadele etmemiz gerekir demişti. Ama bugün o mücadeleyi maalesef kaybettik gibi gözüküyor. Ben bu noktada şunu hemen söyleyelim. Bizim önümüze ille de ya batı ya doğu birisiyle mutlaka ittifak etmemiz gerekir gibi bir tercih konuluyor. Yok arkadaş. Biz ne Avrupa Birliği ile ne de sonuna kadar gidilmesi düşünülürse komünist blokla bir araya gelemeyiz. Hemen şunu hem söyleyeyim şunu ama. Ben bugün Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasına kesinlikle yakınlaşmasının doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü öbür taraftan gelen tehlike daha büyük. Türkiye Suriye problemini Amerika ile çözemez. Amerika'nın davası farklı. Amerika bu bölgeyi hamur haline getirip yarın büyük İsrail'in parçası olması için çaba sarf ediyor. Bizim topraklarımızın bir kısmını da ona dahil etmek istiyor. Şu anda Ruslarda böyle bir niyet yok. Görmüyoruz. Ve bu problemin çözümünde eğer Türkiye, Rusya, İran bir araya gelir, Suriye ile masaya otururlarsa, muhaliflerden de bulduklarını getirsinler, Suriye'de barış böyle sağlanır. Ama en zor iş ne biliyor musunuz şu anda? En zor iş. 5 yıldır birbirini katleden toplulukları bir arada nasıl yaşatacaksınız? Nasıl barış gelecek? Bu o kadar zorlaştı ki 500 bine yakın insan katledilmiş. 7,5-8 milyon insan evlerini terk etmiş, memleketini terk etmiş. Şehirler topyekün yok edilmiş ve birbirlerine karşı da insafsızca mücadeleler olmuş. Biz mazlumları yanında oluruz her zaman. Ama bugün bu barış sağlanamazsa yarın herkes kaybetmeye mahkum. Herkes. Gelenler
mazlumları mazlum olarak, garipleri de dost olarak görmezler. Tamamını yok ederler. Ya köle olacaksın ya da onlara destek vereceksin veya yok olacaksın. Şimdi geldiğimiz noktada bizim karşımıza Avrupa Birliği bizim medeniyet projemizdir diye çıkıyorlar. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Medeniyetler inançlar üzerine inşa edilir. Avrupa Birliği Judo-Kristin dedikleri onların Hristiyan-Yahudi inancının üzerine inşa edilmiş bir medeniyettir. Bizim medeniyetimiz de İslam inancı üzerine inşa edilmiştir. Bizim aile yapımız birbirine benzemez. Mahremiyet bizde vardır, onlarda böyle bir iş yoktur. Bizim helal ve haramımız vardır. Bizim komşuluk duygularımız farklıdır. Bizim bir prensibimiz var. Birleşmiş Milletler'in önüne yazacaksın. Der ki bize böyle buyurulmuş, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Müslüman komşusu dememiş. Bakın dikkat edin. Müslüman komşusu açken dememiş. Tarif etmeden komşusu açken tok yatan demiş. Bunu Birleşmiş Milletler hala idrak edemedi, edemez. Dünyaya huzuru onun için getiremez. Öbür taraftan haksız yere bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Hangi inançla bunu görebilirsiniz siz İslam'ın dışında? Birleşmiş Milletler'in alnının çatına yazacaksınız. Altından geçecek her gün, belki bir gün idrak eder diye. Ama idrak etmeleri mümkün değil. Onun için biz Avrupa Birliği ile ticaret yapabiliriz. Ortaklıklar kurabiliriz. Ama biz Avrupa Birliği ile bir medeniyetler ittifakı yapamayız, kuramayız. Bu işin tabiatına aykırı. Haçlı ruhu başka bir şey. Onlar bize itham ediyorlar. Şu katliamlara bir bakın. Bir de bize bir bakın. Endülüs bunun en güzel örneği. 700 yıl Müslümanlar hakim olmuş. Hristiyanlar neşvi neva bulmuş orada. Gelişmiş, ilim öğrenmiş medreselerde. Ama ne zamanki Hristiyanlar galip gelmiş, bir tane ne Müslümanın ne Yahudinin yaşamasına izin bile vermemişler. Hangi medeniyet? Trafik kaidelerine uyuyormuş. Lan uysan ne olur, uymasan ne olur? Adam bunu medeniyet diye koyuyor bizim önümüze. Öbür taraftan gelin Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, Suriye'ye, Mısır'a köyler var. 1400 yıllık İslam hakimiyetinde kalan bu köyler Hristiyanlık hüviyetini hala korumuş. Müslümanlara karşı dirençleri vardı da onun için mi korumuşlar? Yok. Müslümanlar onların dinlerine müdahale etmedikleri, tolerans gördükleri için, laiklik diyorlar ya, gelsin ibret alsınlar dindarlara karşı gösterilen müsamaha neymiş diye. Bizde prensip böyle emredilmişiz. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Niye? Zorlarsa münafık doğar. Adam inanmadan inandım diyorsa ne çıkar ki? Dönmeler ne? İşte böyle çıkmış meydana maalesef. Öbür taraftan muhterem kardeşlerim, biz Amerika'yı da İsrail'i de müttefik kabul edemeyiz. Amerika bizim sınırlarımızı tanımıyor. Amerika İsrail'in en büyük koruyucusu. İsrail ise bizim topraklarımız üzerinde gözü olan bir ülke. 2004 yılında biz Avrupa Birliği ile ortak olacağız diye bir anlaşma imzaladık. 3 raporun altına imza atıldı. Biri okundu, diğerleri okunmadı. Okunmayan, ileride doğacak olan problemlerle ilgili raporlardan birinde ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki Türkiye Orta Doğu'nun en zengin su kaynaklarına sahip ülkesidir. Bu su kaynaklarından İsrail'in ve komşularının eşit miktarda yararlanabilmeleri için Türkiye'deki Fırat ve Dicle nehirlerinin üzerlerindeki tesisler, yani barajlar, elektrik santrallarıyla beraber tamamının uluslararası bir kuruluşa devri ileride gündeme gelecektir. Ya bu ne demek?
Bu Türkiye'nin kendi rızasıyla bu havzayı başkalarına devretmesi demek ya. Vakıf fonu diye bir şey vuruldu, varlık fonu diye. Ödüm patlıyor şimdi. Yarın bu varlık fonunun içine Fırat ve Dicle havzasını tesislerle beraber korlarsa bu memlekete yapılan en büyük ihanet olur. Allah muhafaza etsin. Biz buna nasıl rıza göstereceğiz? Öbür taraftan üçüncü olarak da biz faizci kapitalist sistemle kalkınamayız. Muhterem arkadaşlarım, en çok korktukları bizim onların karşısında, bu bölgede gözü olan ülkelerin karşısında ciddi bir direnç göstermemiz. Bu direnç sanayiyle olur. Bu direnç silahla olur. Biz onların silahlarıyla onlara karşı mücadele edemeyiz. Çünkü bize verdikleri silahlar en az iki model geridedir. Şimdi gelişen teknolojiyle bizim uçağımızı kilitler, havaalanından kalkmasını bile önleyebilirler. Allah muhafaza etsin. Biz inancımız gereği memleketimiz için mücadele ettiğimizde ölümden korkmayız. Ama ölmek sadece bizi tek başına Cenab-ı Hakk'ın huzurunda üzerimize düşen vecibeyi yerine getirtir. Ama bu memleketin kurtulması için şu anda yetmez. Biz sebebe tevessülle mükellefiz. Onun için şu anda karşılaştığımız problemlere geliyorum muhterem arkadaşlarım. Özellikle çözmemiz gereken, sizi tahrik edecekler belki, sizi kışkırtacaklar belki. Unutmayın, bu memlekette huzur olmadan, bu memleketteki kamplaşma, düşmanlıklar ortadan kalkmadan, bu memleket birlik olmadan bir yere gidemeyiz. Bu mesuliyet önce parlamentoda bulunan siyasi partilerin omuzlarının üzerine yüklenmiştir. Başta iktidar partisi olmak üzere. Ötekileştirirseniz, kamplaştırırsanız bundan kısa vadede size bir menfaat gelir zannedersiniz ama yarın bu ülkeyi kaybedersiniz. Bunun vebalini ceddiniz bile ödeyemez. Bu şaka değil. Onun için Allah rızası için birbirimizi kucaklamaya mecburuz. Yanlış düşüncede olanlar olabilir. Size karşı düşmanlık besleyenler olabilir. Ama onları teskin edecek, hakka davet edecek, aklı selimi kullanacak sizsiniz. Ve şu anda terör bizim başka büyük bir belamız. Elbette teröristle silahla mücadele edilir. Ama dünyada terörü sadece silahla önleyen tek bir ülke yoktur. O bölgenin ekonomik problemleri vardır. Sosyal problemleri vardır. Halkın içine sürüklendiği psikolojik sıkıntılar vardır. Bütününü ele almazsanız o bölgede insan kalmaz. Bugün Doğu Anadolu'dan batıya göç eden son 2,5 senede 2,5 milyon insan var. Şu haritayı size bir göstereyim. Yine de belki gözükür. Biraz uzaktan küçük bir harita ama şu harita neyi gösteriyor biliyor musun? Benim aylardır dikkat çektiğim bir noktayı, Samsun'dan İskenderun'a bir çizgi çizin, doğusu boşalıyor. Geçen bu haritayı Ziraat Odası Başkanı verdi bana Sivas'ta. Dedi ki başkanım şu haritada bak Sivas'ta doğuda gözüküyor ama orayı kurtardık. Nasıl kurtardınız? Bakanlığı ikna ettik. Neye ikna ettiniz? Efendim burada şap hastalığı varmış. Bundan dolayı batıya hayvan geçişi yasakmış. Sivas'ı bunun dışına çıkarmışlar. He Allah razı olsun da gerisi ne olacak? Zaten Sivaslı'nın çoğu gitti. 450 milletvekili varken parlamentoda Sivas 9 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Şimdi 550'ye çıktı. Sivas'ın milletvekili 5'e düştü. Yarın da 4 olacak. Beri %1'in altına düştü. Bu bölgede şurada 2,5 milyon insan gitti. Bütün fabrikalar özelleştirildi, yıkıldı. Yerine büyük binalar veya parklar inşa edildi. Hayvancılık yasak şimdi. Tütün yasaklandı. Tütün, ben sigara içmem. Ama sen sigara içimini önleyemiyorsun, tütün ekimini önlüyorsun. Bu ne demek? Amerikan Virginia tütününe sigara içeni mahkum etmek demek.
Ne hakkım var ya buna? Kuzeyde fındık dünyanın %75'i bizde çıkıyor. Para verip fındık ağacını söktürüyorlar. Allah rızası için olur mu ya? Şeker fabrikaları kapanmadı iki tanesi. Ama öyle bir tahdit konuldu ki pancarı her ekliğine almıyor. Ne oluyor? İnsanlar pancardan da para kazanamıyor. Pancar yok, fabrika yok, tütün yok. Ne olacak? Hadi bakalım memleketi bırakalım gidelim. Arkadaş bu olmaz. Kim koruyacak ya burayı? Kim? Ordu sınırları korur. Ama toprağı, o toprağın üzerinde yaşayan, geçimini oradan sağlayan insan korur. Başka türlü siz bunu sağlayamazsınız. Şu halimize bir bakın. İşsizlik %12. Dış ticaret açığı bilmem bu sene, geçen sene 64-65 milyar dolar. Bir zaman 130'a çıktı. Borcumuz 700 milyar dolara vurdu. Efendim hepsi devletin değil. Ben de biliyorum. Üçte biri devletin, üçte ikisi özel sektörün. Ama Osman Gazi Köprüsü'nde gördük ki eğer o köprü üzerinden geçen araçlar onun borcunu ödemeye yetmezse gerisi hazineden karşılanacak. Yani senin benim verdiğim vergilerle nasıl oluyor da sen IMF'den kurtulduk diye övünüyorsun? Daha beteri. Niye bunları sayıyorum? Muhterem arkadaşlarım, eğer biz bu memlekette yeni bir hava estiremezsek, eğer bu memleketin ahlaki ve manevi değerlerini ihya etmek için kampanya başlatamazsak, eğer biz bütün İslam ülkeleriyle bir araya gelmeyi olmazsa olmaz diye görmezsek, eğer biz iktisaden güçlenmezsek, biz bu memleketin bağımsızlığını uzun süre Allah muhafaza etsin koruyamayız. İslam alemini de zor diyorlar. Benim de gözümün önüne hac mevsimi geliyor. Hac mevsimi dünyanın en enteresan mevsimidir. Dünyada böyle bir iş yok. İslam aleminin dışında. Renkleri farklı. Dilleri farklı. Anlayışları farklı yerine göre. Giyimleri farklı. 3-4 milyon, 5 milyon insan her sene Mekke-i Mükerreme'de toplanıyor. Arafat'a çıkıyor. Mina'ya inip kurban kesiyor. Sonra tavafta bulunuyor. Elhamdülillah kimsenin de burnu kanamıyor. Bazı kazalar olmuş müstesna. Bunun emsalini dünyada hiçbir yerde göremezsiniz. Eğer biz fertler olarak bu birliği sağlayabiliyorsak, devletler olarak da sağlamak mecburiyetindeyiz. İdealler, büyük mefkureler ideal olarak sözle başlar. Ancak icraatla gerçekleştirilir. Ben Anadolu gençliği ileride bu gelişmiş müesseseleri kuracak, İslam birliğini geliştirecek, ülkemizi güçlendirecek bir gençlik olarak görüyorum. Elhamdülillah siz İstiklal Harbi'ni başlatan Rıdvan hocaların, Sütçü imamların torunlarısınız. Elhamdülillah o inancı taşıyorsunuz. Bugün Anadolu gençliğimiz bu inancın pekişmesi, bu iş inancın neşvi neva bulabilmesi için bütün gücüyle çalışıyor. Biz de sizin yanınızdayız. Artık bizden zaman geçiyor. Siz bu görevleri üstleneceksiniz. Ama bu görevleri üstlenirken önce sağlam bir mefkureniz olsun. Sonra bu dünyayı tanıyın. Üzerimizde oynanan oyunları bilin. Onun üstesinden gelebilmek için de neler yaptığınızı planlayın, öylece yürüyün. O zaman Cenab-ı Hak inşallah sizlere muvaffakiyet ihsan eder. Böyle bir geceye beni davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşlı kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. Cennet vatan, Türkiye. Her köşesi, her diyarı bir başka güzel. 1941 yılıydı. Yiğidolar, Yiğitler Diyarı Sivas'ın Gürün ilçesinde ömrünü davasına ve milletine adayacak bir dava adamı dünyaya geldi.
daha çocukluk yıllarından itibaren tanımaya başladı vatanını, şehirleri, insanlarını. İlk ve orta öğretim yıllarını çeşitli şehirlerde tamamladı. Acıları, sevinçleri, kederleri, umutları gördü. O yıllardan itibaren oluştu içerisinde. Ben bu yanlış giden düzene karşı hak ve hakikatin mücadelesini vermeliyim isteği ve heyecanı. Ülkesi o yıllarda üretemiyor, ürettirilmiyor, tüketiyor, tükettikçe de tükeniyordu. Bu sebeple yüksek öğrenimini bilim, teknoloji ve sanayi üzerine yurt dışında yaptı. Eğitimini tamamlar tamamlamaz ülkesine döndü. Artık milletine, ülkesine hizmet etmek için hazırdı. Bu dönüş kendisinin bir ömür vereceği büyük ve erdemli bir mücadelenin de başlangıcıydı. Takip eden yıllarda kamuda üst kademe idarecilik, özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu. Milli Görüş Hareketi'nin doğuşuyla birlikte bu çağrıya kulak verdi, mücadelenin her anında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın yanında oldu. İyi tanıdığı ülkesinin özlemini çektiği güzel günlerin, derdini çektiği yeni bir dünyanın kurulabilmesi için büyük bir aşkla mücadelenin içerisindeki yerini aldı. Akıp giden zaman içerisinde gün geldi siyasi yasaklar aldı, yargılandı, sıkıntılar çekti. Gün geldi milletvekilliği, belediye başkanlığı yaptı. Gün geldi grup başkan vekilliği, genel başkan yardımcılığı, yüksek istişare kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Halka hizmeti, hakka hizmet olarak gördü. Milletle arasında hiçbir zaman mesafe koymadı. Babacan tavrıyla dost, abi, kardeş gibi oldu ve dertlilerle dertlendi, ilgi bekleyenlerle ilgilendi. Güzel ve unutulmaz eserlere, hizmetlere imza attı. Yaşadığı çağ, bölgeyi, coğrafyayı, dünyayı, davasının verdiği bakış açısıyla çok iyi analiz etti. Anladı, anlattı. Yürüyüş içerisinde vakur bir eda ile en önde yer alanlardı. Yüreği Anadolu, sevgi dolu, ümit ve azim dolu, heyecan dolu, bilge başkan Temel Karamollaoğlu.